Merhabalar ben köhteyiz köhte ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda ne yapacağız diye soracak olursanız basitçe Valve'in Valve ile Valve alakalı ufak bir gelişme üstüne ufak bir kaç yorum mu yapacağım. Bu gelişme nedir? Ee, son zamanlarda Valve'in bazı hareketleri so sonucu ortaya çıkan bir dedikodu diyelim var. Bu nedir? Valve bir adet uyumluluk katmanı üstünde çalışıyor. Uyumluluk katmanı nedir? Ee, eğer Vine kullananlarınız varsa bugüne kadar uyumluluk katmanının ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, Vine kendisi bir emülatör değil. <laughs> Zaten adının açıklaması. Vine is not an emulator. Vine Windows komutlarını, <laughs> sistem komutlarını, yani çalışacak parçalarını Linux altında çalıştırmak için bir a katman. Uyumluluk katmanı basitçe program Windows altında çalıştığını diyorum aslında tamamen Linux altında çalışıyor. Ve Val böyle bir şey üstüne bir bir böyle bir gelişmesi olduğundan dair ipuçları verdi. Tahminimizce çok net bir bilgi verilmiyor. Muhtemelen Wine kullanılacak bir e, katman üzerinden Steam'in Linux clientı altında Windows oyunlarını kurup çalışabileceksiniz. Şu an çoğu Windows oyunu gene Linux altında çalışabiliyor bu şekilde. Wine ee, ve DXVK gibi araçlar kullanılarak ama eğer tahmin ettiğimiz şekilde ilerleyecekse Steam'in bu muhabbeti belki de bu bu süreç bir, pek çok daha yaygınlaşacak. Şu an bu sürecin yaygın olmamasının önemli bir sebebi süreç maalesef kolay değil çoğu insan maalesef bu süreci gerçekleştiremiyor. Dolayısıyla da sadece bilgi sahibi olan bir kesimin yapabildiği bir özellik olarak kalıyor. Ama eğer Valve böyle bir katmanı yaparsa ve bunu Steam'in içine gömerse biz sadece hazırlanmış bu ayarlar üzerinden bu kurulumu gerçekleştirsek ve bunun aracılığıyla Hiçbir şekilde uğraşmadan Steam'in Linux client'ı üstünden Windows oyunlarını da çalıştırabilecek olursak bu belki de bizim için çok büyük bir artı olacaktır. Artısı ne diye soracak olursanız çok şu an Windows oyunlarını Linux altında oynama işiniz sadece bilgi sahibi olan bir kesim yapabiliyor. Ben mesela bilgi sahibim ancak tercih etmiyorum. Ya çok özlediğim bir sadece Windows destekli bir oyun yoksa Overwatch dışında. Onun dışında da kendi keyfimin bakışı kendi keyfime bakıyorum. Ama bu oyuncu piyasasının büyük çoğunluğu için önemli bir olay. Neden önemli? Çünkü hani kabul edelim oyunların büyük bir çoğunluğu Windows altında geliştiriliyor. Mac ve Linux odaklı oyun gelişimi görece olarak az. Her ne kadar son geçirdiğimiz yıllarda baya bir artmış olsa da. Fakat bu böyle bir özellik. Hem geliştiricilere bakın. Linux altında oyuncu kitleniz var bu arada. Tabii ki de burada bunu söylerken şunu düşünüyoruz. Valve bunun istatistiğini verecek hani. Sizin oyununuzu bu kadar kişi Linux altında oynuyor. Bizim uyumluluk katmanımız üstünden. Şudur budur şeklinde istatistikler sunacaksa eğer ki bu istatistikler aslında önemli. Çünkü şu anki düzende herhangi bir istatistik sunulmuyor. Şu anki düzende Vine üstünden çalışıyor için oyun Windows altında çalıştığını zannediyor. Evet. Eğer bu uyumluluk katmanı muhabbeti düzgün bir biçimde yapılırsa ki Valve'in geçmiş işlerini düşünürsek umutluyuz. Böyle bir katkısı olacak ama bir dezavantajı daha var. Geliştiricileri bu uyumluk katmanını daha düzgün yapmaya itip onun yerine natif bir port yapmamaya itebilir bu olay. Belki bu noktada hani Steam bir zorlama yapabilir hani senin oyununu bu kadar kişi uyumlu katmanız üstünde oynuyor hani yüzde %10'luk bir kesim var. Git portla. Portlarsan sana şöyle şöyle artılar sağlayacağız gibi zorlama yapabilir. Bunu yaparsa eğer bu dezavantajı ortadan kaldırabilir. Ama bütün bu süreç bu uyumluluk katmanın nasıl işleyeceğiyle de biraz alakalı. Yani bu önemli bir nokta. Uyumluluk katmanının tam olarak nasıl işleyeceğini bilmiyoruz. Ah... Peki... Bunun Linux oyun piyasasında başka bir kat değişikliği ne olacak? Evet, eee... Windows'un oyun piyasasındaki tekeli biraz daha zayıflamış olacak. Ki aslında bu istediğimiz bir şey. Bu arada bunu Linux'ta olsun her şey mantığında istemiyorum. Benim bunu istemez sebebim şu... Bir tekel olmasın. Ben... ...şunu savunan bir insanım. Bir insan bir şey yapacaksa onu istediği platformda yapabilmeli. Hangi platformda kendini daha rahat hissediyorsa onu, onu da yapsın ama. Ee, şahsen... ...şu an her ne kadar uh, Unix sistemler... ...Linux ve MacOS geliştirmede daha başarılı olsa da... ...Windows ise... ...oyunda daha bir öne çıkmış durumda. Fakat ben... ...ne tercih ederim? Eşit olsun. Ben oh. hmm. böyle bir düşünce içerisindeyim. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemiyorum. Ama... Evet, bir yandan da oyuna dalınca olmuyor. Neyse, ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Ancak ben benim gözümde olması gereken şey bu. Aynı durumu ben konsol içinde düşünüyorum. Konsolların da bir tekerleşme olmaması lazım ki aslında bir nebze konsol piyasası o yöne doğru ilerliyor. Şu an pek mesela Microsoft kendi konsol oyunlarını Windows platformu içinde çıkartmaya başlıyor. Aslında bu onlar için biraz daha kolay çünkü e, Xbox gene Windows kullanıyor kernel olarak. Fakat e, o konuda biraz PlayStation biraz daha geride duruyor. Bir de tabii ki de Nintendo. Nintendo her daim geride duran bir firma. Onu öyle kabullendik artık. Ama dediğim gibi konu oyun gibi tamamen eğlence odaklı bir nokta olunca ben bunun platform bağımlı olmaması gerektiğini savunuyorum. Eksklusifleri o yüzden savunan bir insan değilim. Eksklusifler bir oyunun her ne kadar daha sonra bir platformun satılma gerekçesi ol, olarak oluşsalar da benim gözümde olmamalılar. Daha iyi sosyal featurelardır, şunu dur budur tarzı şeyler üzerinden gidilse benim gözümde daha mantıklı. Ama oyun bir platformu sattıran detay olmamalı. Şahsen. Benim gözümde Switch gayet güzel bir konsol. Tam aradığım, aslında konsol için aradığım şey benim. Ama oyun desteği yok mesela çok fazla. Artı bir de evet Türkiye'de çok pahalı ne yaparsın? Ee, bu tarz durumlar gelince evet. Ortada bir platform agnostizmi olması benim gözümde her daim bir artıdır. Ve eğer bu platform agnostizmi en azından PC platformu üzerinde sağlanırsa belki genelinde biraz daha güzel işleyebilir. Evet, ben bu yüzden Steam'i bu hareketinden ötürü sonuna kadar takdir ediyorum. Ve umarım iyi bir sonuç vermesi vereceğini düşünüyorum. Tabii şu an bu sürecin nasıl işleyeceğini tam olarak bilmiyoruz. Çünkü çok detaylı bir veri sunulmadı. Tamamen sistemin bu arayılarki hareketlerinden ve e, Git sayfasındaki hareketleridir, yeni koyduğu bazı istatistiklerdir vesaire üstünden bu düşünceler ortaya çıktı. Evet, sanırım. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada arka planda hangi oyunun çalıştığını merak edenler varsa eğer Torchlight 2 oynuyorum bir yandan. <laughs> evet izlediğiniz için teşekkürler. Kötes köfteni günler. İyi eğlenceler.